Günden bu yana gündemin ilk sırasındaki yerini koruyan haber, ATV Haber ve Sabah Gazetesi ekipleri Adnan Oktar'ın Çengelköy'deki villasına girdi. Örgütün deyimiyle kediciklerin kaldığı odalar, örgütün sürdüğü saltanat ve lüks hayat gün yüzüne çıktı. Villanın içinde kameraya yansıyanlara inanamayacaksınız sayın seyirciler. İşte ATV Haber farkıyla Adnan Oktar çetesinin tam 30 yıllık gizli karargahı. İşte Adnan Oktar'ın 30 yıl yaşadığı ve örgütün karargah olarak kullandığı o villa. Sabah gazetesi özel istihbarat ekibi 11 Temmuz'daki operasyonun ardından ilk kez girilen villada ilginç detaylarla karşılaştı. Çengelköy Yamaçlı sokakta bulunan villa tam 12 bin metrekarelik alana kurulu. Güvenliğin en üst düzeyde olduğu, karargah olarak kullanılan binanın 70 ayrı kamerayla korunduğu ortaya çıktı. 750 metre sonra Adnan Oktar'ın malikanesine ulaşıyoruz. İşte bu yerden sonra artık örgütün e, işlevine geçiyor burası. Her 250 metrede bir güvenlik noktası kurulan villada her güvenlik noktasında ona yakın kamera ve içeriyle irtibat kurulabilecek dahili telefonlar bulunuyor. Bir kamera tamam mı? İki kamera. Ee, Serkan Bayraktar, 3. Üç, üçüncü kamera. Burada bir çok profesyonel e, dom kamera mı diyorlar buna? Çok profesyonel bir kamera. Ee, yukarıda kamera, onun altında bir kamera. Dahili hatları bilen örgüt üyeleri şu telefonlardan e, içeriği arıyorlardı. Şimdi araçtan hiç inmeden. Buradan telefon açabiliyorlardı, telefon açan kişiyi de kameralardan buradan görüyorlardı. Burası Adnan Oktar'ın misafirlerinin karşılandığı ilk yer. Kule olarak tabir ediyorlar. Buradan e, ilk gelenlerin e, kimliklerini alıyorlar, İşte aşağıya haber veriyorlar. Yani Adnan Oktar'ın e, misafirlerinin karşılandığı nokta. Burada gördüğünüz gibi e, gü e, kişiler çalışıyor, telsizler, telefonlar. Güvenlik kamerası görüntüleri ise buradan izleniyordu. Şu joysticklerle bu kameraları yakınlaştırmak. Uzaklaştırabiliyorlardı, uzaklaştırabiliyorlardı. Giriş çıkışları buradan koordine ediyorlardı. Villanın merkez bölümünde kediciklerin ve erkek örgüt üyelerinin barındığı odalar bulunuyor. Burada kediciklerin kıyafetleri. Dediğimiz gibi hiç kullanılmamış, bunlar toplu toplu alınmış. Her odada vitaminin bin bir çeşidi, vitamin ilacı var, kremler, işte takılar. Glock marka bir suikast silahı biliyorsun Glock. Yarı otomatik tabanca. Burada kutusu var görüldüğü gibi. İşte burada da kılıfı var. Burada da işte kedicikler spor aletleri. Şurada bir dolap var. Dolap tamamen neredeyse vitamin ilacı dolu. Ve Adnan Oktar'ın 30 yıl boyunca karargah olarak kullandığı villanın stüdyo bölümü. Fetullahçı terör örgütü Feytullah Gülen'in kendi yanından ayırmadığı gibi yine Adnan Oktar'ın da tansiyon aletini hiçbir zaman yanından ayırmadığını görüyoruz. O kediciklerle o işte danslar. Ee, burada yapılırdı. Ee, o alan e, işte e, burası Atakan. Villanın hemen hemen her kısmında ise barbekü mevcut. Kediciklerle Adnan Hoca e, mangal yapardı. Galiba şöyle de duman salvo. Yine evin her uygar. kısmında barbekü de olduğunu evet, görüyoruz. Evet evet keyiflerine kesinlikle e, çok düşkünler. Suç örgütünün karargah olarak kullandığı binada baskın yapıldığı sırada Adnan Oktar'ın kaçtığı nokta ise işte burası polisler 7 dakika sonra buraya geliyorlar o 7 dakika içerisinde yanındaki didem e, ürerle birlikte e, buradan e, şu noktadan işte buradan e, koşarak aşağı kaçıyor aşağı noktada e, yola çıkan bir kapı var o kapının önünde kendisini bekleyen araca biniyor ve ortadan kayboluyor bir saat sonra e, Sarıyer'de yerde gözaltına e, alınıyor. Ve Adnan Oktar'ın özel hizmetinin görüldüğü alanlar. Adnan Oktar'ın kişisel olarak kullandığı odalardan birisindeyiz. Aslında burası Adnan Oktar'ın tamamen kendisine ayrılmış olan bölümü. Bu kısımda yine kıyafetlerini görebilmemiz mümkün. gördüğünüz gibi burada hususi kaldığı oda eşyaları ve burada özellikle Adakus kanalında kullanmış olduğu kıyafetleri görüyoruz. Özellikle şu e, kemerinin tokalarıyla kendini övdürüp bunların altın kaplama olduğunu söylüyordu. Fakat şu anda gördüğüm kadarıyla hiçbir şeyin altın kaplama olmadığını görüyorum. Demek ki tamamen gösteriş ve e, kandırma, kamuoyuna kendilerini çok zengin olarak lanse etme. Burada Adnan Oktar e, günde iki rekat namaz kıldığını belirtmiştik. Bu minderin önünde e, üstünde namaz kılıyor. Neden? Pantolonunun ee, zarar, dizlerinin zarar görmemesi için bu şekilde günde iki rekat namazını bu minderin üstünde kıldığını biliyoruz. Adnan Oktar'ın yatak odası olduğu düşünülen alandayız şimdi. Bu alanda e, çift kişilik bir yatağın dışında yine tek kişilik bir yatan olduğunu görüyoruz ve yine kadın kıyafetlerinin olduğu bir dolap söz konusu. İşte Adnan Oktar bu, şu tarafa geçelim Atakan. Bu yatakta e, uyurdu. E, Didem Ürer de orada Adnan Oktar'a refakat ederdi. E, Adnan Oktar e, uykuya daldıktan sonra Didem Ürer e, ayrılırdım.